Kanal Beş'ten Gaziantep'ten mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Canlı yayın Son Nokta programında birlikteyiz sizlere. Konuğumuz Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sayın Hulusi Kalender sevgili izleyiciler bu akşam. Ve Hulusi Kalender'le engellilerin sorunlarını konuşacağız. Engellilerle ilgili hükümet çok sayıda yasa çıkardı. Peki bu yasalar şu ana kadar yeterli oldu mu? Ne kadar engelli bu yasalardan faydalandı? Hangi alanlarda faydalandı? Ve engellilerin istihdamı konusunda halen sorunlar yaşanıyor mu? Özellikle Sakatlar Derneği'nin yaptığı bazı projeler var. İstihdamın sağlanması konusunda meslek sahibi, engellilerin meslek sahibi yapılması noktasında. Bunlar ne aşamada? Bir diğer konu ise geçtiğimiz günlerde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bir karar aldı sevgili izleyiciler. Ödenek yokluğundan dolayı 15 dalda engellilerin yaptığı 15 dalda spor faaliyeti durduruldu. Bunların içerisinde Gaziantep'te de yaklaşık 5 spor dalı da var, faaliyeti durdurulan. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Hulusi Kalender ve yine bu engellilerin spor yaptığı alanlarda neden faaliyetler durduruldu? Çünkü bir mali genel kurulda ibra edilmeyen bir yönetim var. Yaşanan sıkıntı burada. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bundan dolayı ödenek aktarmadı federasyona ve 15 dalda engellilerin spor yaptığı 15 dalda faaliyet durduruldu sevgili izleyiciler. Evet, bunun da sebebi nedenini konuşacağız ama önce hemen Hulusi Kalender'e hoş geldin diyelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Evet, epeydir başkansınız Sakatlar Derneği'nde. Kaç yıldır başkanlık yapıyorsunuz? 10 yıl oldu. Yani benim ben şimdi ya epeydir 25 yıldır gazeteciyim efendim. Evet. Yani en uzun süre başkanlık yapan sizsiniz herhalde. Herhalde yani heyecanla yapıyoruz. Ondan dolayı her gün yeni bir şeyler koyduğumuzdan dolayı sürenin nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Evet, yani güzel şeyler yapılıyor evet. Ama onu söyleyeyim. Onu biraz önce konuşacağız ama evet. Yaptırılan projelerle ilgili. Şimdi engellilerle ilgili hükümetin çıkardığı çok sayıda aslında önlerini açan, evet. Sosyal yaşama kazandıran çok sayıda yasa var. Peki bu yasalar şu anda uygulanabiliyor mu? Engellilerin yaşadığı en büyük sorunlar ne Sayın Başkan? Ben öncelikle Kanal 5 yönetimine, çalışanlarına ve sizlere teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Şimdi engellilerin aslında biyolojik olarak baktığınız zaman sorunu bir sağlık problemi. Yani bugün bir insanın felç olması ya da herhangi bir sağlık nedeniyle hayattan geri kalması başlı başına onunla ilgili bir olay. Ama şehir yaşamında ve sosyal yaşamında engellenecek hareketler olduğu zaman problemler oradan çıkıyor. Hı hı. Asıl problemler burada. Yani bir insanın ayağının eğri olması ya da gözünün olmaması ya da kulağının işitmemesi onun kişisel bir sağlık problemi. Şimdi biz yıllarca şunu gördük. Bu kentte yaşayan insanlar, engelliler, anneleri, babaları vatandaş olarak her türlü görevlerini yerine getiriyorlar. En basitinden vergisini veriyor. Her türlü yükümlülüğünü yere getiriyor ve kendini yöneten kişiye de oyunu da veriyor. Şimdi eşit hizmet aldınız mı derseniz 2005 yılına kadar bu hizmet yok. Engelli maaşı dedikleri, sakatlar maaşı dedikleri 2022 sayılı kanuna muhtaç aylı dediğimiz yaşlılara verilen bir paradan engellilere de bir maaş ayrılıyor. Bu maaş sadece bir cep açlığı gibi. Tabii ben 2004'te başkan olduğumda çok çok kötü bir ortamda, çok sıkıntılı bir ortam. Yani engelli kendini ifade edemiyor, yerel yönetimler Düztepe'ye yukarı yokuşa doğru çok bir yerde, bir çok bir mekan. Seslerini duymak isteseler oralı olmuyorlar. İşte bir yere gittiği zaman şuraya 500 tane işte otobüs bileti, işte 500 kilo kömür, şeker, yağ verin gitsin. Engellinin esas ihtiyacı bu değil. Yani gıda ver gitsin, kömür ver gitsin tabii, bu değil. Tabii. Şimdi ben bu işe başladığımda çok utanmıştım. Onu her yerde söylüyorum. Ben üniversite mezunu bir insan. Kendi kendine ekonomisini kurtaran bir tanesi olarak başkan olduğumda engelli arkadaşların bir iş yerine gidip herhangi bir iş istediğinde sanki sadaka istemiş gibi oraya gidip bir şeyler istiyormuş gibi hep ötelendiğini gördüm. Hep horlandığını gördüm. Dolayısıyla biz ondan sonra 2005 yılında devrim sayılacak bir şey oldu. Hükümetimiz kalktı engellilerle ilgili bir özürler yasası. Sonradan adı değişti şu anda engelliler yasası. Evet. İsmi de değişti. Özürler idaresi vardı. Bununla ilgili daha önce kurulmuş. Bu sırf engelli vatandaşların problemlerini çözmek üzere. Tabii o çok önemliydi.
engellilerle ilgili maaşların artırılması, evde bakım ücretlerinin olması, engelli çocukların daha önce aileler tarafından dışlanırken aileler bile hala o problem devam ediyor. Ancak evde bakım ücretleriyle çocuklarına devlet tarafından bakılması olayı girdikten sonra engellinin yaşam standartlarının arttığını görüyoruz. Hani hepsi tam dört dörtlük değil. Hala çok eksiklerimiz var. Şimdi kaldırımları hep konuşuyoruz. Kaldırımlar şimdi yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Ama bu şehre kaldırımlarla ilgili bir şey geldi, bir düşünce geldi. En basitinden iki basamaklı artık merdivenlerin olmaması, 15 derece eğimli olması, yürüyen yolların olması ve inişlerdeki engelli engelsiz artık tüm vatandaşların ortak kullanacağı artık platformlar olması kaldırımlarla ilgili bir fen işleri müdürünün görevi yavaş yavaş çıktı. Yani bu konu kaldırım meselesi değil. Bu konu evinin kapısından çıktığı anda şehirde dolaşıp gerek çalışma, gerek eğitim, gerek sağlık her türlü insani ihtiyaçlarını halledip evine dönebilen kişinin problemi bitmiş sayılır. Yani medeniyetin kucağına düşmüş olur. Evet. Ama biz medeniyetsiz miyiz? Hayır. Ama biz medeni olarak bu toplum ifade edilemedi. Yani sorunlarına çare bulunamadı. Dolayısıyla yerel yönetimlerde son zamanlarda biz Gaziantep olarak biraz şanslıyız. Yani bizi anlayan bir yerel yönetimler var. Yani en basitinden insanların önündeki bir takım engelleri kaldırmaya çalışanlar var. Her şey oluyor mu? Olmuyor. Çünkü birikmiş bir sorunlar yumağı var. Anladım. Peki şimdi istihdama gireceğim ama evde bakım ücreti ne kadar şu anda engelliye? 800 civarı. Yani bir o özür durumuna göre değişiyor mu başkan yoksa her yok, standart o mı? Şöyle Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün sosyologlar uzmanları var. Talep halinde gidip izliyorlar. Tabii ki anne baba ona baktığı için bu zamana kadar ağır şartları vardı. Bu evde bakım ücretleriyle aile de rahatladı biraz. O evdeki arkadaşımız, kardeşimiz de eline birkaç kuruş geçtiği için kendi harcama şeyi var. Ben her zaman şunu söylerim. Çok ağır engelliler, hakikaten kendisini dışarı çıkaramayanlar, bir işte çalışamayanlar için devletin sosyal devlet olarak onlara bakması tarafında her zaman onların yüzündeki mutluluğu görünce çok şükür diyorum. İyi ki bu var. Daha iyi olabilir. Avrupa standartlarınıza baktığınız zaman daha iyi yaşam koşulları var. Ama artık bir yerden bir şeyler başladı. Yani bunların yapılması lazım. Tabii bir de hak edene gitmesi lazım. Bu da çok önemli. Onunla ilgili de sıkıntılar var. Evet. Peki yani şöyle hak edene gidiyor derken burada hak etmeyene nasıl gidiyor? Ya şöyle orada mesela, ilk başta yasalar çıktığında şimdi güncel bir konu aslında. O tamamen konuşulacak bir konu. Engel 2022 maaşlarının kaldırma olayı var. Yani buradaki amaç şu. Bakın her engellinin yapabileceği bir iş var. İstihdam konusu oradan doğdu. Oraya gidiyoruz zaten. Hı hı. Şimdi ben sakatlık maaşı alıp yani 3 ayda ayda 260 lira çarpı 3 ne yapar? 600-720 lira. 3 ayda bir insan ne evini geçindirebilir ne de yapabilir. Asgari ücretin olduğu bir ülkede en azından bir engelli de bir asgari ücret aylık para alabilmesi lazım. Yani üretime girmesi lazım. Katkıda bulunması lazım. Hı hı. Ben engelliyim diye bir kenarda oturup devletin de verdiği cüzi maaşı aldığınız zaman işte orada artık atıl kalmış bir toplum yapıyoruz. Ben bazen hesaplıyorum. Bana soruyorlar. %12.29 hesaplıyorsunuz 10 milyon. Bir anne baba koyun yanına. 30 milyon. Bir de kardeş koyun 40 milyon. Türkiye'nin soruyorlar engelli nüfusu ne kadar? Ben 40 milyon diyorum. Çünkü onlarla yaşıyor. Evet. Onlarla yaşayan insanlar da var. Onlarla birebir hissediyorlar, sıkıntıları var. Onun için yani bu sorunlar Türkiye nüfusunun yarısını çok ilgilendiriyor. Şöyle nüfusun %12'si şu anda engelli. Tabii. Değil mi başkanım? Yani 77 milyon nüfus yaklaşık bir 10 milyon engelli. 10 milyon diyelim. 10 yani. Milyon bir engelli. Anne babayı koyun yanına. Ondan yaşıyor, ondan kalkıyor. Özellikle özel çocuklar var. Mesela otizm var. Sadece bedensel engelleri konuşmamak lazım. Zihinsel engeller var, otizmler var. Yani diğer engel grupları var. Bunlar anne baba yapışık yaşıyor bunlarla. Yani sorun sadece engellerin değil ki anne babanın da sorunu. Peki en fazla sorun yaşanan hangi engel grubu başkanım? Şimdi o istatistik olarak çok şey değil ama. Sizin yani içerisinde çok olduğunuz için soruyorum, evet, bunları sürekli ama bu hangi engel grubu daha çok sorun? Ortopedik engelliler daha çok. Neden?
Ya şimdi bir bizim de dönemimizde bir öncelikle çocuk felci konusu var. Daha sonra akraba evlilikleri var. Özellikle Güneydoğu bölgesindeki mayınlı arazilerden dolayı, daha önce kaçakçılıktan dolayı sıkıntılar bayağı, evet, var. Biliyorum. Ateşli hastalıklar var. Bundan dolayı ortopedik engelli daha fazla. Şimdi şeye baktığınız zaman, işin öbür tarafına baktığınız zaman biraz daha eğitimli olanlar var. Ama en büyük sorun ortopedik engellilerde. Çünkü eğitim hakkını almakta gecikiyorlar. Yani okullara gitme konusunda. Tabii yani okula gidiyorsunuz, müdür ben bunu okutamam diyor. Niye diyorsunuz? Asansör yok. Bu birinci sınıf okul diyor. İkinci, üçüncü katı, ikinci katı çıkamaz. Ben ne yapacağım? Sırtımdan mı çıkaracağım diyor. Aileye gel sen çıkar diyor. Yani fiziksel yetersizliklerden dolayı eğitim hakkını alamamış çok insan var. Bunun için üzerine yapılması gerekiyor tabii ki. Yani. Tabii canım. Ya. Ama şimdi şey var, okullar erişebilirlik konusu artık çok gündemde. Hatta sabahleyin Celal Doğan Parkı'nın orada bir okul var. Yani rampalar 3 katlı dönse bile sonunda bir erişebilirlik oluyor. Oradan yani siz bile rahatlıkla 3 dönseniz bile rahat rahat çıkıp gidebiliyorsunuz. Eğer belinizde bir ağrı varsa, basamak çıkamıyorsanız artık o eğimden faydalanabiliyorsunuz. Peki Gaziantep caddelerine, sokaklarına baktığımız zaman engelliler engellilerin standartına uygun mu başkanım şu anda? Şimdi sizin istediğiniz seviyede mi şu anda yapılıyor çalışma? Ben görüyorum bazen de yani. Yok ama şöyle bir şey var. Bakın çok önemli bu. Demin baştan başladık ya. Bir defa yerel yönetimler, belediye başkanları bir defa vizyonunu buna göre koyması lazım. Yani sonunda bu şehir bir sağlam şehri değil. Her an birisinin rahatsız olabileceği, sakat değil, rahatsız olacağı bir şehir oldu diye o bireyden başlaması lazım. Gaziantep'in son 10 yılına baktığımızda çok iyi niyetli belediye başkanlarımız var. Ama özellikle ihale ettikleri müteahhitlerin uygulamada getirdiği sorunlar var. Mesela görme engelliler için sarı bantların önünde otobüs duraklarının olması, elektrik direklerinin olması. Yani bu tamamen ihale alan müteahhidin ve onu kontrol eden Fen İşleri Daire Başkanı'nın hatası. Belediye başkanının değil. Ama biz ne yapıyoruz? Belediye başkanına yükleniyoruz. Sarı noktanın sonunda ya direk var, evet, ya otobüs durağı var. Tabii tabii. Yani oradaki sorun tamamen Fen İşleri Daire Başkanı'nın denetim özürlüsü. Peki müteahhit yaparken ya kardeşim bunu nasıl yapıyor buraya? Zaten sorun orada. Şimdi evlere de bakın. Evlere çıkarken ne yapıyoruz? Biz de merdivenlerle çıkıyorsunuz. Sonra içeri giriyorsunuz, bir daha çıkıyorsunuz. Orada da yapı denetimde hata var. Yani standart bir insan yaşamına uygun bir mühendislik yok. Esas sorun burada. Yani herkes yapar. Önemli olan denetimin çalışması lazım. Yok kardeşim sök, doğru dürüst yap diyecek. Onu yaptırmıyor. Biz bazen resim çekip atıyoruz. Diyoruz ki hatta ben daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok atıyordum. Çekip çekip atıyordum. Mesela kaldırımın bir tarafı eğim yapmış, inme yapmış. Öbür taraftan şey yok, tekrar inişi yok. Yani bir taraf kaldırım düz, bir taraf inim. Sen çıktın, aşağı ineceksin, karşıya gidiyorsun, geri dönüyorsun, oradan tekrar dönüyorsun. Yani şu mantığı öğrendiler. Her inişin bir çıkışı olduğunu artık herkes biliyor. Ve bunun da bir eğimi olduğunu biliyor. Mesela bazı hastanelerin girişlerinde sedye için özellikle engelliler de kullansın diye ve dik var. Şimdi onlar o zihniyet değişmesi lazım. Yani bunlar bu programlarla olur. Yani toplum bilincinin gelişmesiyle olur bu işler. Peki özürler yasası çıktı. Hı. Bazı yani engellilerin sosyal yaşamında değişiklikler oldu. Doğru. Yeterli görmediğinizi söylediniz bunu. Peki siz Avrupa'ya da gidiyorsunuz. Avrupa'ya da geliyorsunuz. Yani Avrupa'ya baktığımız zaman başkanım daha Türkiye bu yasalarla Avrupa standartlarını halen yakalayabilmiş değil mi? Şimdi bir şansımız ne var. Ne olması gerekiyor? Avrupa, sizin istediğiniz nedir peki? Avrupa Birliği standartlarına iyi ki Avrupa Birliği ve şunu söyleyeyim onu söylemezden önce Birleşmiş Milletler engelli hukukunda Türkiye ilk imzayı atan biri. Yani ben engellimin hayatını kolaylaştıracağım diyen ülke. Hı hı. Şimdi Avrupa'ya baktığınızda Avrupa'da ben çok ülke gezdim ama bir tek bir şeye şahit oldum. Bir mimar koymuşlar tepeye. Bunun altına Almanya, Fransa, İngiltere, işte Danimarka hepsini koymuşlar. Ama hepsi standart bir yapının içine girmişler. Şimdi diyorsunuz ki ya Allah Allah koca Avrupa ülkesi birbirinden kopya mı çekti? Şimdi kendi yaşamlarına standartlar oluşturmuşlar. Bunun da kısacası hikayesi şu. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıktan sonra engellimizin hayatını kolaylaştıracağına köy kent kırk kahvelerinde işte Kör Ali, Topal Mehmet hikayesi yaparken İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan Avrupa'da
İnsanlar tabii ki sakat kaldıktan sonra bundan sonra yaşamımı nasıl geliştireceğim diye toplanıp sivil toplum örgütleri şeylerini çizmişler, hayatlarını çizmişler. Yani denetim kendilerinde. Ben böyle yaşayacağım, benim için böyle yap demişler. Tamamen bir düşünce farkı var arada. Yani ne olması gerekiyor? Avrupa'ya gitti, gördünüz Avrupa'daki engellere tanıdık hatlar. Söyleyeyim, örnek vereyim, bir tane çok basit bir örnek vereyim. Otobanlarda opet istasyonlarına baktığınız zaman sakatı sağlamı opeti tercih ediyor. Niye? İsim vermeden opet demeyelim. Ha, pardon, bir benzin istasyonu. Benzin istasyonu diye. Ha, öyle affedersiniz. Ama şu onların şunun için söyledim. Çünkü bir defa market içine tuvalet zihniyetini getirdiler. İki, temiz tuvalet zihniyeti getirdiler. Üç, erişebilirliği getirdiler. Hı hı. İsterseniz çıkın otobanlarda bütün istasyonlara bakın. Bir bakıyorsunuz ki halk artık bilinçlenmiş, o benzin istasyonuna gidiyor. Niye? Belki de onun için birisi için temizliktir. Öbürü için ulaşabilirliktir. Hı hı. Yani zihniyet değişiyor yavaş yavaş. En basitinden engelliye bakış değişti. Bir bakıyorum pek ben yardım istemem ama yardım etmek isteyenler var. Gülüyorum. Diyorum ki geliyoruz bir yerlere. Daha önce peki yani engelliye bakış açısı değişti derken artık insanlar yani veya hayırseverler daha mı fazla yardım etmeye başladılar? Tabii yani şimdi niye o açı niye o bakış niye değişti? O şöyle yani sonunda tabii ki bir iletişim çağında yaşıyoruz. Artık sosyal medya kullanıyoruz. Herkes birbirine derdini anlatıyor, görseller atıyor. Şimdi siz bir şey göre göre onu da yapmayı istiyorsunuz yani. Sonra dün hiç unutmuyorum. Birisi Ankara'dan dönüyorum. Havaş'tan kalktım. Bir genç beni bekledi. Aşağıda ininceye kadar. Gözü devamlı bendeydi. Ben de durdum şöyle. En sonunda durdu. Yardım edebilir miyim dedi. Teşekkür ederim. Ben biraz kendimi idare ederim dedim. Demek ki böyle bir şeyler olmaya çok başlamış. Yani. Yani orada engelliye olan tabii bir şey. Tabii yani orada otobüsten kalktı inmedi. İnerken de izledi. Yani. Acilen bir şeyin ihtiyacın olabilir mi diye. Yani biz bunları görmeye başladık. Bu vizyonu değiştirmek lazım. Bu düşünceyi değiştirmek lazım. Evet. İnşallah iyi olur. Peki engellilerin istihdamı noktasında. Gaziantep Türkiye'de en fazla engelli istihdamı sayılan illerin başında geliyor evet. Başkan. Yani bunu yeterli görüyor musunuz? Veya işverenin engelli istihdamına bakışı nedir? %3'lük o zorunluluğa uyuluyor mu? Ve şöyle söyleyeyim. Gaziantep'te ne kadar işsiz engelli var başkan? Söyleyeyim. Şimdi çok güzel bir konu. Ben yıllardır son 2005'ten sonra baktığım olay şu. İlk başkan olduğumda da işte 3 vali beyle çalıştık. Vali beyler milletvekillerinin yanında engelli gelir. Bana iş verdi. Şimdi vali ne yapsın? Milletvekili ne yapsın? Bir hemen kart vizit verir. İşte filan fabrikaya sizi söylerim der. Ondan sonra da İşkur Müdürlüğü'ne telefon eder. Yani sonunda takip olmayan bir iş. Biz baktık bu şehrin formatı nedir? İstihdam. Yani 5 organizesi var. Şimdi %3'te engelli çalıştırması lazım. Bu %3'lük kontenjanı doldurmadığı zaman en azından asgari ücretin 2 katı kadar yani 1800 lira kadar da bir ceza ödüyor. Gittik bu işverenlerden kesilen ceza payları kullanmaya haiz bir komisyon ver bunu uygulayan da İşkur Müdürlüğü. 4 yıl önce şu anda 5.sine girdik çok şükür. Dedik ki gittik oraya biz dedik bir tane insan kaynakları uzmanı, bir tane sosyolog, bir tane psikolog, bir yardımcı eleman, bir araç, bir de şoför istiyoruz. Ne yapacaksınız dediler. Biz İşkur'un müracaat etmiş ya da etmemişlerdi kaydettirerek biz bunları kapının önünden alacağız. Fabrikalarda personel müdürün odasına kadar götüreceğiz. Zaten siz herhangi bir şekilde bu engelliyi istihdam etmek için zaten göreviniz. Ama kapının önüne çıktıktan sonra bu engelli arkadaş 5. organizede bilmem ne fabrikasını bulacak. Ondan sonra orada güvenlik engelini aşacak. Güvenlikçi diyecek ki sen niye geldin kardeşim sana iş yok. Orada insan kaynakları uzmanı olur. Ben bunu yıllarca çalıştığım yerde de gördüm. Ondan sonra açtı diyelim. Personel müdürün yanına gider. Sen ne mezunusun? Adam bir şekilde eğitim alamamış. Bir şekilde ifade edemiyor. Konuşamıyor. Ondan sonra biz bunları gördüğümüz için biz bunları 4 yıldır bıkmadan şu an 3000 kişiyle sadece engelli olarak görüşmek değil, sadece ona ait donanımları da, fakirliğini, eğitimini, ihtiyaçlarını, ne olduğunu, bunların hepsini bir database. Yani kayıt altına mı aldınız? Tabii mı? Veri tabanı. Bu veri tabanı her ay kaç kişiyi aldık,
kaç kişiyi yerleştirdik? Her ay bunları biz İşkur'a raporlarız. Ve geldiğimiz nokta şu, 4 yılda 1100 kişi işe yerleştirdik. Çok iyi bir rakam. Tabii. Şimdi 1100 kişinin, 3'le çarpın 3300 kişinin geçimine. Şimdi tabii istikrar da gelmeye başladı. Bundan önce işverenler yapamayacağı işler veriyordu. Biz onlara en basitinden insan kaynakları uzmanımız falan gittiğinde bu işi yapamaz, daha kolay işler verin. Sonunda buradan siz de cezalanmayın, bu da bir şekilde ekmek yesin diye. Böyle bir şeyimiz var. Yani o kasıtlı mı veriyor zor işi kendisi? Şimdi yani niye veriyor? Şimdi işverenlerin en büyük şeyi şudur. Yani sonunda o üretime bakar. Yani evet. İşin içinde engellisi. Şimdi engellinin %3 zaten onlara apayrı bir iş yükünü yani kendilerine bir sıkıntı o. Ama yasa da demiş ki %3 çalıştıracaksın. Yani ben bu engellimi ne yapacağım? Çalıştıracağım diyor. Dolayısıyla şu anda da son 2 yılda Allah kendisine kolaylık versin. İşkur İl Müdürümüzle de bu projenin 5.sini imzaladık. Tabii sadece il müdürlüğü değil. Ankara'ya ben genel müdürlüğe gittim bu projeden önce. Ben de çok böyle şaşırdım. Biraz karşıladılar. Çok hoş karşıladılar. Dediler ki biz Türkiye ortalamasını %70 yaparken siz %93,5'la engellinize sahip çıkan biri sizi takdirle takip ediyoruz. Tabii dengesiz istihdam merkezimiz var. Onu da söyleyeceğim. Bu 1100 kişi işe yerleştirdikten sonra herkeste şu kanıksam oldu. Biz projemiz ara verdiği zaman engelli mağdur. Bize kim sahip olacak diyor. Kim götürecek diyor. Sonunda İşkur'a gittiği zaman bir de çarşamba günleri İşkur müdürümüzün tarafından işverenler geliyor. Oradan alıp götürüyor ama. Engelliler günü tabii, varmış. Yani, öyle bir gün var ama. Yani o günlerde. Amacına ulaşıyor mu o gün? Ya şöyle yani insanların ne yeteneklerini tespit edebilir ancak öyle mülakat yapabilirler. Ama bizde öyle değil ki. Ha biz bir de yalnız değiliz. Bizim yanımızda İşkur'un meslek danışmanları var. Onlar da geliyor bizden. Beraber geliyorlar tabii mı? Tabii biz bir ekibiz yani. Biz sonunda devlet adına İşkur, sivil toplum adına dernek. Yani sonunda sahip çıkılan kişi kim? Bizim vatandaşımız. Dolayısıyla o vatandaşı en iyi koşullarda, en güzel yerde işe yerleştirmek. Ve bunlardan dolayı da biz böyle bir oran yakaladık. Şimdi İl İstihdam Kurulu'nda Sayın Vali şunu soruyor. %6,5'u ne zaman %100 yapacaksınız? Bu olması mümkün değil. Çünkü evden çıkamayanlar var. Ayrıca çalışamayanlar var. Ya da sakatlık maaşıyla hayatını devam etmek isteyenler var. Dolayısıyla biz %93,5'u 94-95 yaparsak o bizim için çok önemli. Yani evet. Ya müthiş bir rekor bu yani. Türkiye'de Gazen bakın bizim en büyük sizin de hepimizin tek bir ortak noktası var Gaziantep. Ya bu memlekette doğmaktan, büyümekten sonra herkes bir konusunu almış gidiyor. Bize de bu nasip oldu. Demin sordunuz. Ben 10 yılın nasıl geçtiğini çünkü yaptığımız projeleri bitirmekle heyecanla yapıyoruz. Çünkü sadece istihdam değil, istihdamla birlikte insanın sosyal eksiklikleri çıkıyor. Mesela spor yapmak istiyor. Şimdi benim küçük kardeşim profesyonel futbolcuydu. Ben Allah'tan şanslıydım. Ben onlar arasında top oynadım. Ama müddet takım yoktu. Sağlamlarla oynadım. Hı hı. Öbürü yüzme yapmak istiyor. Ama onun evinden alıp götürülmesi lazım. Kim götürüp getirecek bunu? İşte bizim gibi dernekler eğer hakikaten iyi çalışırsa bu insanları mesela kurduğumuz tekerlek basketbol takımının başarısı onları evden çıkarmakla başlıyor. Antrenmana götürüyorsunuz her akşam haftada 3 gece. Deplasmanlara götürüyorsunuz. Ve bu insanlar çıkamıyor otobüslere. Ne yapıyorsunuz? Şoförü bu şu. Ve bir müddet sonra bakıyorsunuz ki özgüveni kazanmış birer bireyi ve artık engelli değil de bir sporcu adayı ve sporcu olarak çıkıyor ortaya. Peki şimdi sizin yaptığınız projelere geçelim. Hani bazı evet. İstihdama yönelik, mesleki eğitime yönelik projeleriniz var. Hı. Şimdi bunlara meslek eğitimi veriyorsunuz başka. Peki bunları sonra işe yerleştirebiliyor musunuz? Yani bu insanlar daha çok yani engelliye daha çok hangi tür alanlarda mesleki eğitime kavuşturuyorsunuz? Hangi tür alanda ihtiyaç var ki bunlara o eğitimleri veriyorsunuz başka? Şimdi kaç dalda eğitim verdiniz bugüne kadar? %80. Şimdi bizim en büyük özelliklerimizden bir tanesi şu. %80 mesleki yetersizlik var. Eğitim almamış insanların toplamı kalifiye olmayan diyorsunuz. Evet, %45. Yani ilkokul ve okur yazar bu bizzat 3000 kişiyle yapılan rakamları başkasından almadım. Bunların içerisinde iş yeri tarafından kabul edilmeyenler var. Yani koltuk değnekliler,
ya da işte çift koltuk değnekliler, görmeyenler, bunların bütün engel grupları var. Şimdi biz mesleki eğitimlerde geçmişe dönük bilgisayar, muhasebe, ondan sonra konfeksiyon, düz dikiş, otoriterli bunları yaptık ama bir şeyin farkına vardık. Kursu ne yaparsanız yapın bu iş olmaz. İşbaşı eğitimini yaptırmanız lazım. Yani siz bu arkadaşa dökeceğiniz parayı kaynağı fabrikalarda işe koyarak işbaşı eğitiminde onların uzmanlaşmasını sağlamak evet. lazım. Evet. Biz tamamen ibreyi bu tarafa çevirdik. İşbaşı eğitim. Tabii sertifika istediği 10 tane sertifikanız olsun. Bir tane iyi diplomanız olsun işe yaramaz. Siz eğer pratikte, size böyle pratikte tabii, tabii, görmüyorsanız. Tabii. Yani. Ben geçenlerde sağ olsun Sayın Başbakanımız geldiğinde de kendi masasında bizi sağ olsun ağırladılar. Verdiğim raporda bu vardı. İşbaşı eğitiminin öne alınması, engellilerin hızlı bir şekilde ekonomiye katılması için en basitinden iş yeri teşviklerini verilip engellinin şu yapılabilirliğini en basitinden işverene de bir sempati uyandırılması konusunda tedbirler olsun diye bir rapor verdim. Yani işbaşı eğitimin önemi çok. Siz şuraya bir tanesini alın. Belki kameraman olamayabilir. Ama çay getirtirsiniz, fotokopi çektirirsiniz. Bir müddet sonra bakarsınız ki o kişi de kameraya ne almış? Kameraman oluyor. Ha işte o gizli kalmış yeteneği seçmeniz lazım. O zaman onun engeli değil. Onun yeteneği çıkar ortaya. Yani biz bu onun ne zaman yani işbaşı eğitimi konusunda çalışmalarınız var mı bununla ilgili? Var tabii yani İşkur şu anda biz inşallah bir gün beklerim. Türkiye'nin en büyük engelsiz İslam merkezlerinden birini kurduk. Ne işe yarıyor başkanım? Şimdi orada ne yapıyorsunuz şöyle, ne yapıyorsunuz orada? Orada da şunu yapıyoruz. Organize de iş yerleri tarafından kabul edilemeyen ya da altyapısı kurulmamış ya da onu getirip götüremeyen arkadaşlarımıza biz Sayın Şehit Kamil Belediye Başkanları en sonunda Sayın Fadıloğlu'yla birlikte dedik ki öyle bir yer yapalım ki bu Türkiye örnek olsun. Çıksalık bölgesinde bir düğün salonunu kenarlarına 11 atölye koyduk. Ve biz orada şu anda Gaziantep Valiliği ile SODES kapsamında 4-3 yıl önce bir proje yapmıştık sırf ağır engelliler için. Biz orada şu anda ünlü baklavacıların, isim vermeyeceğiz ya. İsim vermeyeceğiz. Evet. Ünlü baklavacıların hediyelik bez çantalarını üretiyoruz. 10 tane engellimiz çalışıyor. Ve bunların içerisinde ağır engelli, zihinsel engelli de var. Bir gün beklerim. Çok gelin güzel bakayım. Yani onları bir anlamda harçlıklarını çıkarıyorlar. Onların harçlıkları işte. Da değil. Sigortalı biz ben onları bir de şey yaptım. Kooperatif kurdum. Engelsiz atölyeler kooperatif diye. Ama karşıma şey çıktı. Eğer engelli biri sakatlık maaşı alırken bir kooperatife olursa yani 100 liralık bir hisse alsa dahi maaşı kesiliyor. Maaşı kesiliyor. Onun üzerine kalktık. Şey tuttuk. Arkadaşlarımız var. Mesela şimdi kalp rahatsız olan var. Epilepsi olanlar var. Makinede çalışan. Ama karşısında da derneğe gelip de evde canı sıkılan ve şey yapan arkadaşlar da cep harçlığı karşısında öyle bir çalışma başlıyor. Yani orada üretim var yani şu anda aylık 20 bin üretimimiz var. Çok iyi. Ya sadece o baklava paketine yönelik mi? Başka talep var mı başka yerlerde? Şöyle bizim pazarlamacımız yok. Büyük bir baklava işletmesine, kebap işletmesine gittim dedim ki günde kapınıza kaç kişi geliyor? Yani size işte bunun Suriyelisi var, engellisi var falan. Çok dedi. Gel dedim bir şey yap, şu projeye destek ver. Çantalarını bize diktir. 10 kişiyi kapından eksiltelim dedim. Başlangıçta biraz şey geldi ama şimdi gururla herkese diyormuş ki dün birkaç tane daha talep geldi. Hatta bir baklavacı dün gördü. Abi ben dışarı yaptırıyorum ama bana da 2 tane engelli daha koyun. Ben de size vereceğim. 2 engelli de çay. Şu algıyı değiştirdik. Yani çok güzel. Dilenen mi? Dilenerek mi verilen yoksa üreterek mi verilen? Bu algıyı değiştirdik biz. İşte onun için bu heyecanla gidiyoruz yani. Yani çok güzel. Başkanım peki Suriyeli engelli geliyor mu hiç derneğe? Yok. Gelse de bile biz alamıyoruz. Ama şöyle bizden yardımları istiyorlar. Mesela bakın biz dernek olarak aslında artık şeylerimizin reklamını da yapmıyoruz. Buradan onu da söylemek istiyorum. Yani eline bir sandalye alan bir şey basın mensubu çağırıyor. İşte ben bunu verdim diyor. Aslında bu zaman zaman bizi yaralıyor. Engelliye yapılan yardım konusu. Tabii tabii. Rencide oluyor. Siz yapıyorsunuz derseniz biz işin doğasındayız zaten. Müteahhitler Derneği ben 50 tane sandalye vereceğim demiş. Ben onu bir törenle veriyorum. Niye? Toplumda algıyı geliştirmeye çalışıyorum. Teşvik amacıyla. Teşvik amacıyla. Bunun yanı sıra şu an
şey, bu gönüllü. Genelde bizim dernekler bu tür şeyler zenginden falan gelmez. Ama çok örtülü bir şekilde şu anda 3. yılında 150'ye yakın sandalye dağıtan bayanlar var. Bunları biz reklam etmiyoruz. Ama bugün arada 6 Mart'ı dedi, lütfen bir kenara yazın. Bir yerde bir 10 kişiye hem yemekli. Ben karşı çıktım. Hayır dedim. Bir yok otelde olacaktı. Hayır ben gelmem dedim. Orayı da kimseye göndermem. Rencide olmasın çocuklar dedim. Sonra dediler ki öyle değil. Format onlarla bir yemek yiyip ondan sonra da yardımcı malzemeleri vermek. Ha, bu tür olaylarda Suriyeliler de çok geliyor. Biz işte onlara talepten en geri Suriyeliler geliyor. Onlara veriyoruz. Yani kayıtlı değil ama sana yardımcı oluyor musunuz? Veriyoruz. Kargamış'ın bir köyünden bile bize nereden gelirse gelsin. Gücümüzün yetti. Vereni bilmeyiz, alanı bilmeyiz, aracıyız. Sonunda o çocuğun, o kişinin kolaylaşır. Mesela bugün gene öyle oldu. Bizim sosyologla insan kaynakları gitti. Hulusi Bey çok kötüydü. Tamam dedim, verin gelin. Ha nereden temin ediyorsunuz derseniz. Nereden alıyorsunuz bunu? Ya şimdi ben de şaşırıyorum. Geçen gün Almanya'dan telefon geldi. Bir meslektaşınız beni tavsiye etmiş. Geldiler. Kebap satmışlar. Orada etkinlik yapmışlar. Bunu Gaziantep'e götürelim. 13 tane. Ondan Sayın Vali'ye de gittim. Arz ettim durumu. Dedim bunlar geliyor. Bari teşvik edelim. 13 tane çocuk. Ama bunun bir tanesi Kargamış'tan geldi. Bir tanesi Nizip'ten geldi. Yani veriyoruz onlara. Her bir tanesi 2 milyar. Bir tek sandalye 2 milyar. Hayır akülü sandalye. Akülü sandalye. Tabii. Ya onlar akülü sandalye şey yaptı. Onların 3 tane akülü sandalye. Aslında normalde tekerlek sandalye yerine akülü sandalye olması daha makul. Şimdi kol kuvvetiyle sürülen araçlarda insanlar daha ulaşımda sıkıntı çekiyor ama evet. Bazen de gizli hastalıklar oluyor veya işte beyinsel hastalıklar oluyor. O kişiye akülü araç verdiğiniz zaman daha beter o kişiye kötülük yapmış oluyorsun. Onu iyi tespit etmeniz lazım. Ben size akülü sandalye verdim de olmuyor bu iş. Peki sizden talep geldiği zaman böyle kolaylıkça bulabiliyor musunuz başkanım hemen tekerlekli sandalye yağınında? Yani veya yani yardımlar geliyor mu bu şekilde? Şimdi bizim bir gönüllüler grubumuz var. Sırada beklerler. Biz onlara SMS atarız. Bakarım ki 10 tane getirirler, 20 tane getirirler. Telefon hemen geliyor ederler. Yani. Tabii. Şimdi benden isteseniz iyi. Sabahleyin hangi mahalleden isterlerse bir tek şartımız var. Giriş çıkış kayıtlarımız olması için üye olması gerekiyor. Mutlaka derneğe üye. Yani 15 lira bir üyelik. Çünkü biz o aldığımız sandalyeyi belge karşılıyoruz. Belge karşılığı da karardan geçirmek zorundayız. Anladım. Peki başkanım, bilmiyorum elinizde veri rakam var mı? Mesela yılda ne kadar engelli sayısı artıyor? Şimdi o sayı ne kadar ekleniyor? Suriyelilerden gelen bir sıkıntı var biliyorsunuz. Çocuk felci konusu tekrar hortladı Antep'te. Son zamanlarda tabi bunu artık ortaya çok çıkarmıyorlar ama engelli sayısı genelde trafik kazalarında daha çok olmaya başladı. Hı-hı. Biliyorsunuz sürekli her gün bir trafik kazası var. Evet. Trafik kazalarından çok. Süregen hastalıklar yani diğer böbrek hastalıklarının falan da artan var. Ama şey konusu mesela artık akrep evlilikleri falan engellendiği için bizim şehrimiz için söylüyorum ama doğuda yine bu akrep evlilikleri devam ediyor. Bir ailede 4 tane zihinsel engelli çocuk var yani 3 tane. Eski oranla artış mı var azalma mı var başkanım? Artışta azalma var o zaman. Artışta azalma, azalma var yani. Yani şey değişiyor, sakatlık şekli değişiyor. Yani trafik kazasıyla adam mesela bacağını kaybediyor veya işte kolunu kaybediyor öyle şeyler. Evet. Peki başkanım yani geçmişe baktığımız zaman aileler engelli çocuğunu aslında topluma göstermekten kaçınırdı. Evet. Çıkarmadan. Şimdi o algı değişti mi? Şimdi o algı değişti. Dedim ya deminki maddi konu da çok önemli. Hı hı. Engelli çocuk artık o alınan yardımlarla aileye katkıda bulunuyor. Tüketici değil üretici oluyor. Yani hükümetin bir politikası da o var. Yani sonunda sen bu çocuğu bundan dolayı sevmeyeceğine bari hiç olmazsa ben problemimin bir kısmını halledeyim de sana da faydası olsun diye. Yani o da önemli bir girdi oldu yani. Evet. Peki Gaziantep Kent Konseyi'nde başkanım sizin göreviniz evet. de var orada bildiğim evet. kadarıyla. Şimdi Kent Konseyi'nde engelliler komisyonu var bildiğim. Engelliler Meclisi. Engelliler Meclisi. Engelliler Meclisi ne gibi çalışmalar yapıyor? Yani bundan sonra alınacak, yani mecliste alınan bir karar Sayın Başkan'a bir tavsiye kararı olarak gidiyor bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Başkan da onu işte uygun görürse yapıyor. Ne düşünüyorsunuz Engelliler Meclisi'nde? Şimdi olacak? Biz kent konseyleri konusunda da Gaziantep olarak çok farklı bir şey yaptık bu dönemde. Ben iki dönem daha önce ve şöyle söylüyordum. Yani yürütmede engelli birisinin olması
en basitinden toplumda algıyı değiştirecek bir, yani işin doğasından gelip Gaziantep bu konuda bana o şansı da tanıdı. Şimdi bu dönemde de gerek odalarla gerek sivil toplumların oluşumuyla bir çok güzel Türkiye örnek bir model yapıldı. Bu modelin altında da Engelliler Meclisi. Ben her zaman şunu arzu ediyordum. Bu şehirde sadece ben bu işin savaşını vermem lazım. Bilinçli, toplumu yönelten, sonunda projeler üreten. Şimdi Engelliler Meclisi de kendi içerisinde zaten ayrı ayrı şeyler, komisyonlar kurarak kendi sorunlarına rapor yapıyorlar. Bu raporlar yürütmeye geliyor. Yürütme de Büyükşehir Belediyesi'ne bunu bu şekilde gönderiyor. Tabii ki bunların da takipçisi olmaları lazım. Ben de üst kurulda olduğum için ben de takipçisiyim. Yani sonunda yaptığımız bu takip ve çalışmalar bu kentin insanlarının refahı ve sağlıklı bir yaşamı için, eksiğinin giderilmesi için yapılan çalışmalar. Yani olumlu dönüş olacak mı peki sizce? Umudunuz var mı? Olur. Olur. Yani ilgilendiğiniz her şey olur. İlgilenmediğiniz zaman hiçbir şey olmaz. Evet. Başkanım, baktığımız zaman engelli dernekleri içerisinde yani en aktif çalışan sizin dernek. Yani Türkiye'de çok engelli derneği var. Yani nedir? Niye kuruyorlar bu dernekleri? Yani şimdi bir mesela çok bir örnek vereyim başkanım. Ya Görme Engelliler Derneği'nde yani 7 tane Görme Engelli Derneği var belki. Evet, yani nedir bu? Bu şimdi, yani iyi bir şey mi? Yoksa farklı bir şey mi başkanım? Nasıl değerlendiriyorsun? Bence kötü bir şey. Şöyle, ben her zaman bu engelli dernekleri siyasi partilere benzetirim. Siyasi partilerde siyasi demokratik ortamda kendi derdini anlatamayan mitoz bölünme gibi parti kurar. Engelli dernekleri de böyle. Şimdi biz 1960 yılında kurulmuş, bizden önce de 1955 yılında 6 nokta kuruluyor. Yani onlar önce başlıyor. 1960 yılında da Çapa Üniversitesi'nin içerisinde şu amblemi, işte Sakatlar Derneği'nin amblemini böyle başlıyorlar. Ve engelli hakları konusunda yıllarca biz de insanız, biz de adamız diye yollara düşülüyor. Ancak bu her STK içinde olduğu gibi, yani sonunda yönetemeyeni, onu aydınlatıp mücadele edeceğine gidip bir tane daha kuruyor. Mesela biz kamu yararına 1962 yılında kamu yararına bir dernek olurken bizden ayrılanlar kamu yararına dernek olamıyor. Şimdi ben kamu yararına bir dernek olmasa ben bunun başkanlığını yapmam. Çünkü 7 kişi toplayıp da gelin dernek kuralım demem. Ben bu kurumsal bir dernek olduğu için başkanlığını yapıyorum. Ve bu şeyle de bu kurumla da kentte eksikleri olan çalışmalar yapıyoruz. Bir sürü projelerimiz var. Bunları anlatıyoruz en basitinden. Yani geldiğimiz bir şey, şu anda ben şundan da çok mutluyum. Yani Türkiye çapında engellilerin özellikle topluma kazandırılması konusunda yapılan çalışmalarda diğer engelli derneklerini de katarsak herkes bir mücadele veriyor. Ama önemli olan engelliyi üretime katmak. Engellinin üzerinden herhangi bir şekilde rahat sağlamak değil. Bakın bunun biz şimdi bu markanın marka teşhisini aldık. Sakatlar kelimesinin marka teşhisi olur mu? Olmaz. Aldık. Biz aldık. Niye aldınız başkanım? Niye aldık? Bunu alan gazetenin üstüne basıyor. Siz yılların basınısınız. Siz gazete satamazken adam geliyor 5 bin tane gazete satıyor. Bunu gittik vali beye şikayet ettik. Savcılar şikayet. Kimi ne oluyor? Nereye gittik? Olmadı. En sona gittim. Marka teşhisiyle. Bunun teşhil yaptırdım. Sakatlar Gaziantep olarak mı yaptınız? Evet biz yaptık. Bizde. Yani bu yeni oldu, yeni bir şey. Hayır, 4 senedir. Yani bu ismi tescil ettiniz ve sinemaz kimse kullanmıyor. Tabii bizim Sakatlar Konfederasyonu kullanabilir. Sakatlar Derneği Genel Merkezi kullanabilir. Ama bandem basıp da televizyona çıkıp ya da tiyatro bileti şu bu yapamazlar. Bunlar böyle etkinlik yapan çok fazla var ama. İşte Sakatlar adına ya çok etkinlik yapıyor. Deminki sorunuzun cevabı bu. Yani derneklerin çoğalmasının nedeni engelliler üzerinden istismar. Rant sağlamak. Yapılıyor mu halen? Devam ediliyor. Yapılıyor. Engellenemiyor maalesef. Adam sonra dernek kurmuş. Başkanım 7 kişi bir araya gelmiş. Ona müdahale edelim. Dernek kurmayanlar da yapıyor. En istismar açık yerler. Evet. Peki başkanım istiyorsanız engellilerin siyasetteki rolünü de konuşalım biraz. Konuşalım. Yani şimdi baktığınız zaman mecliste milletvekili olarak engelli milletvekili bir Şafak Pavey vardı. Bir de Lokman Aybe vardı. Ayrıldı. Bir iki milletvekili var yanılmıyorsam. Evet. Yani siyasette niye engelliler yok? Şimdi dezavantajlı grupların
Siyasette ve mecliste yer almaları lazım. Çünkü damdan düşenlerin damdan düşen anlar. Yüzde kaç olmalı sizce? 550 milletvekili var mı? Hiçbir şey değilse, öyle bir yaşam hakkı tanımıyorsa, şimdi öbür konuda ayrımcılık da olur. Yani illa bir engelli mi olması lazım? Değil ama. Oransal bir şey olması. Ben mesela aklıma şöyle geliyor. Türkiye 7 bölgeyse 7 tane olmalı. Her bölgeden bir tane. Güzel. Bir milletvekili olmalı. Yani bir kişi de olmamalı. 10 kişi mi olmalı? Hayır, 10 kişi de olmamalı. Bu çoğaltılabilir. Kadın katılımının biliyorsunuz şu anda %10'a çektiler. Yani 550'nin 50 tanesi. 55. Şimdi orada eğer sosyal yaşamda her katman varsa, yasalar çıkacaksa bunların orada olması lazım. Yani en basitinden söz sahibi olması lazım. Veya orada yasa çıkarırken konusunu içinden gelerek toplayıp bir kamuoyu yaratacak insanlar olması lazım. Şimdi milletvekiline veriyorsunuz. Neyi bu? İşte engellinin işbaşı eğitimiyle ilgili bir rapor. Bunu orada o sağlam milletvekili ne kadar anlatır? Ne kadar mücadele eder? Çünkü yaptığı o kadar çok yasa var ki. İşte dediğim gibi yani ne çok böyle insanlara sıkmalı, sıkmamalı ne de az olmalı. Böyle bir tane falan diye. Hani komisyonlara girmeli ve ben de varım diyebilmeliler. Ama yani o zaman milletvekili aday listesinde mutlaka bir engelli olmalı yani siyasi parti. Seçilebilecek bir noktada olmalı diyorsun. Şimdi engellinin ayağından bacağından ya da eksikliğinden olmamalı. Donanımlı engelliler gitmeli oraya. Ha, yani anladım. Kendini yani yetiştirmiş engelli gitmeli. Tabii. Ben engelliyim, milletvekili olacağım. Ben öylelerini tanıyorum ki ben de aday olduğumda ilk sene 38 müracaat vardı. Çok şanslıydım. Ama bakıyordum. Ya ilkokul mezunu demiş ki valisi, bak sen iyi milletvekili olsun git demiş. Şimdi geliyor, donanım yok, birikim yok, yani şey yok. Ben milletvekili olacağım, iyi dedik. Ertesi sene cılkı çıktı 550 tane. Onun da sebebi şey. Diğer partiler o kadar çıkarmadılar ama şu anda AK Parti 550 tane çıkarmasına nedeni milletvekili adaylık parası almadı. O bedava milletvekili dağıtıyordu. Geldi millet. Şimdi oturup düşünüyorsun. Ya milletvekilinin bir formatı var. O formata uygun. Engelleriniz o formata uygun olması önemli değil. Para vereceksiniz oraya. 500 lira vereceksin ya da 1 lira vereceksin. Yani parti de onu koyması lazım. Bedava var. Bedava dağıtırsan herkes gider yani. Hücum eder, evet. Başkanım, o zaman siyasal kirlilik olur yani. Anladım. Başkanım şimdi spora geçersek, evet. Program başında söylemiştim. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu aldığı karar gereği, tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı federasyona ödeneği aktarmayı durdurduğu için 15 spor dalında engellilerin yaptığı spor dalında faaliyet durduruldu. Evet. Nedir yaşanan sorun? Şu anda burada ibra edilmeyen bir yönetim var ve yaşanan sıkıntı var. Gaziantep'te etkilenen 5 dal var burada. Buyurun. Evet. Şimdi bütün spor federasyonlarında 2 yılda bir mali genel kurul yapılır, 4 yılda da seçim yapılır. Evet. Seçimler genelde 4 yılda bir olimpiyatlardan hemen 2 ay sonra olur. Şimdi biz 2012'de seçildikten sonra 2 yıllık faaliyetimizi, tabii bu faaliyetin içerisinde faaliyet yapmamız için devlet para veriyor. Yani federasyonlara verdiği bir şey var, bütçe var. Bu bütçeden siz faaliyetlerinizi yaparsınız. Sadece bizim federasyonun bir dezavantajı var. Bütün branşlara, yani engellerin yapacağı branşlara açılmış ve 16 branş olmuş. 16 branşa alınan para ile siz bu faaliyetleri yaparken bunun içerisinde dünyanın en büyük tekerlekli basketbol ligi var. Ampute ligi var. Bunları da organize ediyor ve paralimpik olimpiyatlarına bizim onayımızla gidiyor şeyler. Sporcular. Yani başarı gösterenler öyle gidiyor. Şimdi genelde mahalli genel kurullar, yani eğer işler iyi gidiyorsa çok sorun olmaz. Hı hı. Ancak bizim yönetmelikte genelgede bir şey var, madde var. Diyor ki ibra edilmesi 2 ayda seçim yapılması zorunludur diyor. Başka seçenek yok. Hı hı. Şimdi siz eğer mevcut yönetimi beğenmezseniz, ibra etmezseniz yönetim kurulu 2 ayda seçim kararı alıp seçime gitmesi lazım. Kendi de yönetecekse girmesi lazım. Şimdi tabii bizim ibra edilmeyen yönetimimiz usulsüzlükten dolayı biz de yönetim kurulu olarak mahkemeye verdik. Mahkeme bizi haklı gördü. Çünkü kamera kayıtları var. Yapılan bütün usulsüzlükler var. Orada esas maddeler konuşulmadı. Yaptığınız faaliyet konuşulmadı. Ya bu parayı aldınız, nereye koydunuz, o da konuşulmadı. Siz buradan gideceksiniz denildi. Buradan gideceksiniz deyince ibra etmediler.
İbra olmadı. Bu sefer de mahkeme süreci başladı. Tabii bu mahkeme süreci içerisinde faaliyetler devam ederken bir baktık ki biz tekrar 15 Şubat'a karar aldık. 15 Şubat'ta tekrar Mali Genel Kurulu yapacağız. Ancak bu sırada evet. 2014 bitti. 2015'in Ocak ayında 2015 faaliyetlerini yapmanız lazım. Nisan ayına kadar olimpiyat 2016 olimpiyatlarına katılacak bütün kulüplerin parası yatması lazım. Yani kota yarışları var. Hı hı. Ayrıca Türkiye liglerinin organizasyonu var, hakemi var, gözlemcisi var, saha müşahidi var. Şimdi 1 trilyon 100 milyarlık paramız ibra olmadığımızdan dolayı blok edildi. 1 milyon 100 bin TL. Evet. Hı. Ve bundan dolayı pazar günü biz de oturduk. Ne yaptık isek olmadı. Faaliyet yapsak suç olacak. 2015 faaliyetlerine suç olacak. Eylül ayından beri genel müdürle yazıyoruz. Paramız gelmiyor. Ortada kaldık. Biz de başkan da ben dedi böyle bir şey sunuyorum size dedi. Onaylıyorsanız ligleri durduralım dedi. Ve tarihi bir karar attık. Ligleri durdurduk. Ondan sonra da işte ses geldi. Şimdi az önce de bir haber aldım bir saat önce. Bakan Bey el koymuş. Spor il müdürlüklerine talimat vermiş. Kulüplerin bu seçim Mali Genel Kurulu süresince mağdur olmaması için spor il müdürlükleri şu anda oyunları başlatıyorlar. Yani tekrar spor il müdürlükleri kanalıyla mı yapılacak? Evet, bakanlık kanalıyla yapılacak. Yani maddi desteği çünkü biz, spor il müdürlüklerine desteği. Şöyle biz özel bir federasyonuz. Bu özel federasyonumuz olduğu için bazı şeyler var, kurallar var. Hı hı. O kuralları yerine getirilmesi lazım. Bunu bakan da olsa ya da genel müdürlük de olsa o süreci beklemesi lazım. O süreçte bu sefer engelliler meydanda kalacak. Dolayısıyla böyle bir çözüm bulunmuş. Çok da iyi olmuş. Yani keşke ligler durdurulmasaydı, sistem işletseydi. Peki 15 Şubat'ta eğer yine ibra olmaz ise ne olacak? İbra olmazsa iki şey var. Bir tanesi yine 60 gün süreç işler. O sırada, tabii o sırada ligler durmaması için demin önlem alınmış. O iyi olmuş. Tabii bir daha bir ibra edilmezseniz sizin orada duracağınız yok. Toptan istifa eder çıkarız yani. Yani ibra ettirmeyen muhalifler ne istiyor? Pardon bu yani ne istiyorlar bunlar? İktidar meselesi. Yani ben iktidar biz, olurum. Başkanlığı biz alacağız diyor. Biz yöneteceğiz diyor. Başkan adaylarını söylüyorlar. Bu yönetecek diyorlar. Yönetsinler yani. Sorun değil. Sonunda ülkeyi sadece bizler yönetmeyeceğiz. Onu o zaman bu seçime gidiyor adım adım. Yani oradaki evet. O madde var ya o madde özürlüyor. Yani ibra olmayan 60 günde seçime iyi o zaman toplarız herkesi. İbra etmeyiz. Yani çalışanla çalışmayan ayrılmıyor bu durumda. Siz Garanti Bankası'na sponsor yapmışsınız 4 yıllığına. Televizyonlarda sizi gösteriyor koşan basketbolla tekerleri basketbol yan yana. Bu çok güzel bir şey yani topluma kendinizi kabul ettirirken böyle işte şeyler çıkıyor sorunlar. Evet. Peki efendim son olarak ekmek istediğiniz söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Başkan? Şimdi benim en büyük vereceğim mesaj şu. Engelin en büyük problemi toplum tarafından tanınmamak. En büyük sıkıntıları bu. Yani eğer toplum ve yönetenler tarafından tanıtılsa belki bugün şehir yaşamındaki sorunları, istihdam önündeki, eğitim önündeki, sağlık önündeki engellerin hepsi kalkacak. Çünkü siz yürüttüğünüz insanlara, dışarı çıkardığınız insanlara ancak üretime katabilirsiniz. Şimdi biz Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi olarak. Burada fark da şu. Burada şahsi olarak bir parça şöyle benim eğitimli olmamdan dolayı genelde bu tür derneklerde çok eğitimli insanları bulamazsınız. Zengin bir kesimi bulamazsınız. Bizim burada Gaziantep'teki yönetimle el ele verip yaptığımız işi kaliteli hale getirmemizin esas sebeplerinden biri insanları dışarı çıkarmamız. Bakın bir belediyeyi sadece söyleyeyim. Şu ana kadar 4-5 yılda dağıttığı araç sayısı 1000 küsür tane. Akülü veya aküsüz dağıtıyor. Ve bunu da yılda 2 defa yapıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu arkadaş dışarı çıktığı anda kaldırım düzenlemesi demektir. Yol düzenlemesi demektir. Otobüslerin düzenlemesi demektir. Yani bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman o bir tekerlek sandalyenin maharetini görürsünüz. Yani ben dediğinizi anladım. Şahin Bey Belediyesi. Peki Şahin Bey Belediyesi bunu yaparken peki o düzenlemeyi de yapıyor mu başkan? Yapıyor tabii. Yani engellere dağıtırken. Yapıyor. En büyük özelliği şehrin dört noktasında şarj dolum merkezi koyuyor. Evet yani. Yani bu bir algıdır. Yani bu bir hissetmektir. Eğer senin vatandaşını öyle hissediyorsan demek ki bazı şeyleri geçtin demektir. Aynı zamanda Şehit Kamil Belediye Başkanımızın da yaptığı.
O da bir ailelere götürüp şey yapıyor. Aslında o araçlar demin de söylediğim gibi insanın hayata bağlanması ile ilgili. Ben buradan şunu da düzeltelim. Bazen derler ya işte tekerlek sandalye mahkum. Ne kadar ayıp bir şey. Hiç kimse bir yere mahkum olmaz. O tekerlek sandalye hayata bağlanıyor. Yani bakın bu bile çok önemli. Evet. Peki başkan teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Sen katıldığınız programda çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, canlı yayın son noktanın konuğu Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sayın Hulusi Kalender'di. Kendilerine teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.